kilo problemi vardı. Giderek kilo alıyordu ve artık önü alınmaz bir hale gelmişti. Çok kilo alıyordu. Uyarıyordum, sürekli söylüyordum. Sen bir genç kızsın, güzel olman lazım, bir geleceğin var. İnşallah okuyacaksın, öğretmen olacaksın. Yapma böyle, küçücüksün daha. Ne kadar uyarsam da çok fazla dinlemiyordu beni. Geceleri çekirdek sesine uyandığım çok olmuştur. Çok fazla uyarmama rağmen dinletemedim bir türlü. Bir akşamda böyle oturuyor oturamıyor, kalkıyor kalkamıyor. Artık dedim ben, olmayacak böyle. Oturdum karşısına böyle höngür höngür ağladım. Dedim olmuyor böyle artık dedim. Kızım dedim bak sadece ben varım hayatında dedim. Bak başka hiç kimse yok dedim. Bana bir şey olduğu zaman dedim. Yani sana hiç kimse bakmayacak dedim. Ağır yaşamlar vardı. Oradakiler gibi olacaksın dedim. Çok üzülüyorum dedim. Yani ben problemli bir hayatımız var zaten. Bir şey olduğu zaman bana dedim. Yalnız kalacaksın ve dayanamam kimse bakmayacak sana dedim. Zordu. O akşam da zaten öyle bir karar aldı. Hocamızla zaten Dilan duymuş Metin hocamın. Anne böyle böyle dedi. Bir hocamız varmış spor hocası dedi. Müjgan hocam dedi. İzin verir misin gideyim mi dedi. Keşke gitsen dedim. Hocamla tanışsan dedim. Çok isterim dedim. Anne gideceğim sana söz veriyorum dedi. Ve ben çok ağladım. İçeriye gidip yatağıma uzandığımda bana böyle böyle kocaman kocaman poşetlerle geldi. 3-4 tane poşetle geldi. Anne dedi sana dedi söz veriyorum dedi. O anı hiç unutmam. Anne sana söz veriyorum. Bir daha dedi yemeyeceğim dedi. Yani şu andan itibaren dedi yemeyeceğim artık dedi. Aslında hiç inanmamıştım ama o an bana o kadar bir iyi geldi ki. Bıraktı yanıma poşetleri ve bir daha hiç dokunmadı zaten o poşetlere. Bu şekilde gün geçtikçe kilo almaya başladım. Artık önleyemiyordum. Ondan sonra zaten hani depresyonda olan bir genç kız ve özgüvensiz bir genç kız olarak umursamıyordum da. Sadece hani bana öyle geliyor ki yemekler motivasyon ediyordu beni. Yaşamam için sanki bir tutanaktı. O zamanlardaki arkadaş çevrem de zaten ye boş ver aman şey olmasın. Onlar da alıp getiriyordu zaten. Onlar da destek oluyorlardı bir nevi kilo almam için. Ondan sonra böyle dedikçe sadece onlar bana değer veriyordu. Bir de sanki yemekler bana değer veriyormuş gibi hissediyordum. Öbürleri umurumda değildi. Dedim, evet. Ya şu şekilde annemin ağlaması o gün beni bitirdi. Bir de o gün sabahında ben bir tane kıyafet denemiştim. Annem yeni almış, çok beğenmiştim. Hiç bunu demedim mesela. O bana olmayınca o kadar çok zoruma gitti ki o şey siyah hani siz bol geriye demiştiniz ya o kıyafette o bana olmadı. Aslında spor yaparkenki kıyafetimdi. Çok zoruma gitti. Ondan sonra dedim ki Dilan ne yapıyorsun dedim. En son dedim ki boş ver. O böyle olacak zaten. Sonra annem öyle konuşunca dedim ki Dilan sen nereye gidiyorsun? Senin geleceğin nerede? Ne yapacaksın? Sen evleneceksin daha. O gün ben haftalık gerçekten de iki böyle beşli nadıllar vardı. Ondan sonra ben onları haftalık yiyordum, tuttum anneme verdim. Bir kilo çekirdek, bir kilo fıstık, 10 tane en az çikolata. Hepsini tuttum, o gün anneme verdim. Ve hani sabahına kalktım, Müjgan Hoca'nın yanına gelmeye karar verdim. 2-3 tane arkadaşımdan duymuştum adını. Instagram'da gördüğüm kadın çok böyle egolu duruyordu, şey duruyordu ama geldim. Ya hiç öyle değil, o kadar pozitif, evde o kadar mütevazı ki o gün... Geldim anneme dedim ki anne bu hoca kadar mütevazı bir hoca görmedim ben dedim. Ve ben bu hocaya gideceğim dedim. O gün bir konuşma yaptık hocayla. Dedi ki sen 18 yaşına gelmişsin. Yemişsin doymamışsın. Bu saatten sonra daha yiyeceğim dedi bana. Ben zaten şöyle ettim direkt. Hani haklısınız hocam dedim. O anda dank etti. Dedim ki artık başlama zamanı geldi dedim. Ve başladım o saatten sonra. Annem için zayıfladım çünkü bana tek destek olan oydu. Benim tek iyiliğimi isteyen oydu. O kadar iyiliğimi isteyen kişi olduğunu düşündüm ama onlar benim kötülüğümü istiyormuş fark etmedim. Annem her zaman bana destekti. Babam olmadı. Annem hem benim babam hem benim annem oldu. Dilan da benim diğer öğrencilerim gibi ilk görüşmeye geldiği zaman o da umutsuzdu. O da acaba ben yapabilir miyim, ben zayıflayabilir miyim ki demişti bana. Ve onda da beni en çok etkileyen şey annesinin gözyaşlarıydı. Dilan annesi için zayıflamaya gelmişti çünkü buraya. Orada etkilendim çünkü ben de bir anneyim, benim de bir kızım var. O yüzden Dilan'a hani gerekli motivasyon, enerji bunları verdik. Ve Dilan da bunu başaracağına önce biz inandırdık. O içindeki cevheri aslında dışarı çıkarmasını sağladık. Ve Dilan da bugün başardı. Böylece bir annenin yüzünü daha güldürdük biz. 2,5 ayda 20 kilo verdi Dilan. 2,5 ayda. Ama Dilan'ın hani 2 kilo vereceğine bile inancı yoktu. Evet.